Ebul Fez Elçi Bey'in planı, Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirmek istiyordu. Ebul Fez Elçi Bey kimdir? Kendisini Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesine adayan bir lider. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı, milli ordunun kurucusu ve daha nice milli hizmetlerin sahibi. Can kardeşimiz Azerbaycan'ın tarihi zaferinin coşkuyla kutlandığı şu günlerde, Azerbaycan'ın efsane lideri Ebul Fez Elçi Bey'i bir nebze de olsa tanıtmak istedik. Onun Türkiye sevdasını, memleketine olan sevgisini gösteren çeşitli konuşmaları da sizlere aktaracağız. Ancak videoya geçmeden videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup zil ikonundan lütfen bildirimleri açınız. Videoyu daha çok kişi görmesi için de beğenip paylaşmayı unutmamanızı istirham ediyoruz. Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebul Fez Elçi Bey, ömrünü Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine adamış bir liderdi. 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi'ni kurmuş ve başkan seçilmişti. Elçi Bey seçildikten hemen sonra milli devlet kurma yolunda adımlar attı ve Sovyet-Rus ordusunu büyük bir kahramanlıkla Azerbaycan'dan çıkararak milli orduyu kurdu. Ülkenin milli parasını bastırarak Sovyet paralarını devreden çıkardı. Elçi Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçildi. Üniversiteye giriş sınavlarında test yöntemi uygulanmaya başlanması Elçi Bey'in gerçekleştirdiği en önemli reformlar arasında gösterilir. Ebul Fez Elçi Bey Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile yakınlaşmayı Azerbaycan dış politikasının önceliği haline getirdi. Elçi Bey'in Cumhurbaşkanlığı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği saldırılar ve iç karışıklıklar nedeniyle uzun sürmedi. Haziran 1993'te Albay Suret Hüseynov'un Gence'de isyan çıkarması üzerine ülkede iç savaş tehlikesi doğdu ve Elçi Bey bu durumu önlemek için görevini bırakarak doğduğu köye döndü. Elçi Bey yaklaşık 4,5 yıl orada yaşadıktan sonra 1997'de Bakü'ye döndü ve artık siyasi partiye dönüşen Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı olarak mücadelesini sürdürdü. Yaşamının son dönemlerini ağır hastalıkla mücadele ederek geçiren Elçi Bey, 2000 yılında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde, yani çok sevdiği Türkiye'de hayatını kaybetti. Ebul Fez Elçi Bey Türk dünyası aşığıydı. Türkiye ile de yakından ilgilenir, sık sık ziyaret ederdi. Türk şairlerin şiirlerini ezbere bilir ve şevkle okurdu. İşte Necip Fazıl'ın Sakarya türküsünü okurken dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatan o video. Sakarya bir insandır, su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda kan benim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazan yokuşlarda susamak. Her şey akır, tarih, insan ve fikir, ölüpler cilt, birinden nur akar, öbüründen kir. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yüş binmiş köpükten gövdesine, çırpılır, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Eyvah, Sakarya'm kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın düz tarihi vurulur. Laf sonu böyle, bana kefendir yatak, sana ölümdür havuz. Havuzlar dikilmiş bende, sen kıvır. Ben gideyim, son peygamber kulağız. Yolunun, mesleğinin, gelse hep Ankara, yüz üste çok sürün, hava kalk Sakarya. Ebul Fez Elçi Bey vefatından birkaç gün önce tüm Türk gençlerine şöyle sesleniyor. Genç Türk, büyük gelecek senindir. Sen kendin buna zamanın hükmü ve kararlarıyla, şartlarıyla hazırlanıyorsun. Bu hazırlık doğal bir hazırlıktır. Bunu yerine getirmek için milyonlarca Türk genci bu hedefe yürüyecek. Bu hedefe ulaşmak için iradenle çalışacaksın, dünya ilmini elinde tutup büyük medeniyetler kurup isteğine ulaşacaksın. Bütün büyük harekatlar, yürüyüşler hedefe ulaşmak için bir sevda olacaktır. Sonuçtaysa büyük medeniyet kurmak olacaktır. Bütün insanlık tarih boyu ilerlemiş ve sonuçtaysa bir medeniyet kurulmuştur. Türk dünyaya yeni bir medeniyet getirecektir. O medeniyete ben şimdiden hoş geldin diyorum. Sana uğurlar olsun.
Onun bu ifadeleri belki de Türkiye'nin günümüzde geldiği medeniyet seviyesini işaret etmektedir. Kim bilir, Elçi Bey feraset göstermiş olmasın? Ebu'l-Fez Elçi Bey'in en büyük davası bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamaktı. Türkiye'yi çok sever, yakından ilgilenirdi. Ancak zamanında Türkiye'den yardım istediğini ve İsmet İnönü dönemi Türkiye'sinin kendisine yardım etmediğini esefle anlatmıştır. Biz de esefle anıyoruz. Bu konunun daha da acıklı bir hikayesi olan Boraltan Köprüsü olayını da kanalımızda işlemiştik. Onu da izlemenizi, o dönemi iyi anlamak ve rehavete düşmemek için tavsiye ederiz. Ebu'l-Fez Elçi Bey son nefesine kadar Türk olmakla övünmüş ve bu uğurda mücadele etmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan için çok önemli adımlar atmış ve Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine çok büyük katkılar sağlamıştır. Bugün Azerbaycan-Türkiye ittifakı, belki ittifakı demek yanlış olur, kardeşliği Ermenileri işgallerinden ötürü pişman ediyorsa Elçi Bey'in bunda şüphesiz emeği vardır. Onun döneminde Azerbaycan'la bu kadar uğraşılmasaydı eğer, tüm Türk dünyasını birleştirmek için çabalayacaktı. Çoğu konuşmasında bunu vurguluyor ve mümkün olsaydı, Türkiye merkezinde doğuya uzanan koca bir gönül ve güç coğrafyası kurmayı arzuluyordu. Allah rahmet eylesin. Geliyor gelmekte olan. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı ve videoyu daha çok kişi görmesi için de beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.